Nine. Johnny Test, parti canavarı. Biraz daha güveçte köfte ister misiniz çocuklar? Hayır teşekkür ederim. İçtim. Ama Doki çok istiyor. Emin ol bunun bedelini ödeyeceksin. Kızlar, heyecan verici bir duyurumuz var şimdi. Dikkatli bir değerlendirme ve kız kardeşlerinin yalvarması babanızı ikna etti. İlk danslı gençlik partinizi düzenlemenize izin vermeye karar verdik. Maalesef erkekli. Evet. Gel. Partiye hazırlanmak için laboratuvara gidelim. Ama bütün gece ışıklar açık kalacak. Bize bir parti teması lazım. Cyberpunk mı? Yeti ortamı mı yoksa Japon balonlu sakızı mı tercih edersin? Bize gereken şey ferro arttırıcı. Ama o hala hazırlık aşamasında. Farelerde işe yarıyor. Partimiz için tamamen hazır. Arttırıcı fareleri olağanüstü yapıyor. Fakat insanlarda nasıl etki edeceği hala net değil. Ya da küçük kardeşlerde. Johnny! Devam et dostum, devam et. Eğer bir kız seninle dans etsin istiyorsan muhteşem bir çizgiye sahip olmalısın. O da ne? Bu onlara hoş bir şey söylediğin zaman olur. Mesela eğer bir öcü olsaydın önce seni kaldırırdım gibi bir şey. Muhteşem. Her zaman işe yarar. Biz tam anlamıyla iki vahşi parti canavarı olacağız değil mi dostum? Şu parti hakkında Johnny. Senin ve Duku'nun isimlerini davet listesine yazmamızın hiçbir yolu yok. Efendim? Bizi de çağırmalısınız. Çok güzel popo dansı yapabiliyoruz. Ve partilemeyi çok seviyoruz. Evet. Belki bir şekilde sizi de alabiliriz. Tabii bizim için küçücük bir bilimsel deney yaparsanız. Boşver. Her neyse onu yapacağız. Onu yapacağız. Bunun adı olağanüstü ferro artırıcı. Feromon seviyelerinizi arttırıp herkesin tanışmak isteyeceği, karşı konulması imkansız bir çekicilik kazanacaksınız. Onu içmeyecek. Şimdiye kadarki en iyi partiye gelmek istemiyor musunuz yani? Peynirli çerezleri ve dansı kaçırmak mı istiyorsunuz? Ya da sizin okulun en tatlı ve gözde kızı Janet Nelson Junior'ı. Peynirli çerezlere kandım. Evet, çok iyi hissediyorum. Tamam, ne tür yan etkiler izleyeceğim? Saç kaybı, diş kaybı ya da popo kaybı? Johnny çok şirin olduğu için onu kıskanıyorsun. Johnny gerçekten çok sevimlisin. Yalnız sakın bu kişisel kablosuz internet bağlantılı davetiyeleri yarın okulda dağıtmayı unutma. Özellikle de Gil'inkini. Ah Gil. Ha? Johnny'ye bir bakın. Ateşli Johnny. Kendine has televizyon şovu yapmalı bence. Johnny, iyi görünüyorsun kardeşim. Ne oldu? Randevun mu var? Sadece takılıyorum. Hey, bu akşam kız kardeşlerimin partisine gelsene. Benden daha iyi ve daha eğlenceli olacaktır. Anlaştık. Akşam görüşürüz ekstra muhteşem Johnny. Janet, bu akşam kız kardeşlerimin partisine geliyor musun?
Unut bunu moron. Hiç şansın yok. Ben evinizdeki bir partiye gelmeyi çok isterim Johnny. Harika. Saat 7'de görüşürüz. Artık bayılabilirsin. Tamam. Davetiyelere yanıtlar geliyor. Bunu kaçıramam. Wildebeest, kulağa hoş geliyor. Gilsan, orada olacağım. Gil! Bir saat içinde burada olacak. Bizim için de en hoş ve Johnny'den daha çekici olmak için ferro arttırıcı kullanmanın zamanı. Belki de artırıcının biraz daha denenmesi gerekiyordur. Harika. Gil partimizin en gözde erkeği olmak üzere ve biz gizli silahımızı kaybettik. Ve oh, bir de Johnny var. Johnny. Saçları ve dişleri döküldü ama güzel haber, poposu oldukça iyi görünüyor. Bana bakın. Mecbur muyuz? Eğer birileri beni böyle görürse sonsuza kadar mahvolurum. Bana çirkin çocuk ya da kokarca çocuk ya da çirkin kokarca çocuk diyecek. Aa, keli unuttun. Kel çirkin kokarca çocuk olabilir. Burada bu şekilde görünemem ben. Bir şeyler yapın hemen. Ne var? Bir şey yap demişti. Neden ona atomik etkili zıplayan ayakkabılar verdim ki? İyi. O zaman gidip babamla çirkin kokarca kel çocuğu tanıştırayım. Bekle. Onu düzeltebilirim geçici olarak. Bernice teyzem doğum günümde harika bir makyaj seti vermişti. Doğru. Sonunda Gil'le dans ettiğim ve erkek arkadaşım olduğu partiden hemen sonra uzun dönemli bir antidot üzerinde çalışacağız. Ne güzel. Erkek arkadaşın mı? Affedersin, anlayamadım. Bu kapıları niye icat ettim ki? Biraz saça ihtiyacın olacak. Hadi parti başlasın. Fakat ışıklar tek bir saniye bile kapatılırsa parti biter. Acele et, çocuklar geliyor. Bitti. Görüntün harika. Gerçekten mi? Lucky? Bak, harika görünüyorsun Johnny. Kızlar sana aşık olacak. Kimsenin yanına gitmesine izin verme. Geldiği yerde çok var. Köpekçik çocuğu köşesinde tutacak. Merhaba, hoş geldiniz. Harika. Ve sanırım artık korkutucu olmanın zamanı geldi ha? Güven bana, zaten öylesin. Ama bu kadar müthiş dans figürleri bildiğini hiç düşünmemiştim. Muhtemelen bütün gece onları izleyeceğim. Tam da şu köşeden. Hey! Hadi dans edelim. Hey! Bunu kim açık bıraktı? Biliyor musunuz? Bu kadar müthiş olduğunuzu hiç bilmiyordum doğrusu. İşte parti budur. Merhaba Gil. Dans pistine beraber gitmeye ne dersiniz? Tamam Gil. Janet Nelson Jr. Eğer büyük bir tarak olsaydın saçlarımı sana taratırdım. Dilin mi tutuldu? Şimdi de figürlerimi izle bakalım. İşte piste geldik hanımlar. Böldüğüm için üzgünüm fakat gitmek zorundayım. Çünkü sizin kardeşiniz yürüyen bir kulak kiri öbeği. Birdenbire eve gidip kusmam gerektiğini hatırladım. Ve Johnny de şimdi bitirdi. Emin olun okuldaki herkesin ona kel, kokarca çirkin çocuk demesini sağlayacağım. Ayrıca onların bir daha sizin korkunç partilerinize asla katılmamalarını söyleyeceğim. Doğru. Karanlık dansı. Işıkları açtınız. Karanlık dansı iyi geçtiğinin bir göstergesi mi? Hala çok çirkinim. Hey, parti canavarı olmak istiyorum demiştin ve oldun işte. Baksana, partimiz berbat oldu. Babamız ışıkların söndürüldüğünü fark etmeden önce yapabileceğimiz tek bir şey var.
Biliyordum. Işıklar sönmeyecek demiştim. Kızlar, kızlar! Bir antidot olduğunu söylemiştin. Bu acil bir feromon transferidir. Johnny'nin albenisini arttıracak ama vericilerinkini azaltıp bitirecek. Peki vericileri nereden buluyorsunuz? Kan bağı olması gerekiyor. Şu kapıyı açan ışıkları söndüğünü biliyorum ve özellikle demiştim ki kapatılmayacak. Merhaba baba. Burada gerçekten çok eğleniyoruz. Bize izin verdiğin için çok teşekkür ederiz baba. Seni çok seviyoruz. Tamam peki. Harika görünüyorsun Johnny. Gerçekten. Diyecektim ki daha önce çirkin olduğunu düşünüyordum ama harikasın. Kararsızım. Dans edelim mi? Harika bir parti Johnny. Muhteşemsin. Evet, harika bir parti. Biliyor musunuz? Eğer öcü olsaydınız sizi şey... ama bir dakika, siz zaten öcüsünüz. Hiç şakadan anlamıyorsunuz. Johnny Test, muhteşem suç oynayıcı. Muhteşem hedefimiz, muhteşem görüş açımızda davranın. Tamamen muhteşemler. Hey, teslim oluyorum. Parayı alın. Kamyon için teşekkür ederiz dostum. Atıştırmalık dükkanı, cipsler. Her çeşit soda, hayvan giremez. O köpek değil, kıl bozukluğu olan bir çocuk. Hey, ateşli gazozlar nerede? Biz ateşli ateşlenmek istiyoruz. Tüm dağıtım kamyonları bir takım şeytani muhteşem ahbaplar tarafından soyuldu. Hiçbir yerde ateşli gazoz bulunmuyor. Ateşli gazoz yok. Sakın peynirli peynir ötesi krakerlerinizin kalmadığını söyleme. Kamyon şimdi geldi. Peynirli peynir ötesi krakerler. Evet. Muhteşemler. Artık peynirli krakerimiz de kalmadı. Peynirli kraker de yok. Bu genç serseri ekip olağan dışı soygun işine girişti ve onları yakalamak olağanüstü zor. Onlara şu ismi taktık. Muhteşem gençler çetesi. Hayır ama bu iyiymiş, böyle kalsın. Bu muhteşem serserileri adalete teslim etmenizde size yardım edebiliriz. Aslında sizin süper araçlarınızdan birkaçını ödünç alabilmeyi umuyordum. Elimizde onları yakalayabileceğimiz bir şey kalmadı. Eğer verirseniz bu akşamki Screamo konserine iki bilet sizin olur. Screamo mu? En sevdiğimiz dünyanın en eski rock grubu. Özel, uzak durun. Screamo'lar. Evet işte onlar. Pembe turbo scooter'lara. Pekala. Süper, harika, minik ajan arabası şeyine. Çok minik. Ne yapacağız? Kullanışsız. Bize bu muhteşem gençler gibi onları muhteşem şekilde yakalayacak muhteşem biri lazım. Ama kim? Birilerin bütün ateşli gazozları ve peynirli krakerleri çaldı. Bizim atıştırmalıklarımızı çalan bu muhteşem serserileri yakalayabilmemizin bir yolu varsa... Ne oldu? Güzel bir gezi. Artık o muhteşem gençleri durdurup en sevdiğimiz atıştırmalık gereksiz yiyeceklerimizi geri almalıyız. Hey, bu düğmenin görevi nedir? İşte soru, işte cevabı. Johnny, muhteşem gençler çetesi Teknoköy'e şeker getiren bütün kamyonları soydu. Tatlı muhteşemler! Gereksiz ve şekerli yiyecekler adına onları durduracağız. Tamam, muhteşem gençler çetesi şu an görüş alanımda. 800 tonluk pençeleme gücüne rağmen tutucu pençe düğmesine bas. Bu kamyonu ve muhteşem gençler çetesini durdurur. Anladım. Ama önce süper takip müziği düğmesine basacağım.
bu çok takipçi. Johnny, muhteşem gençler çetesi mutlu yaşlı vatandaşlarla dolu bir otobüste çarpışma rotasında. Endişelenme. Kırmızı ışık yanarsa muhteşem gençler çetesi durmayı bilir. Öyle değil mi? Biz durmanın anlamını bilmiyoruz. Otobüsü durdurmak zorundayız. Peki ya gazozları, peynirli krakerleri ve şekerleri bırakacak mıyız yani? Yaşlı insanları koruyacağız. Buradaki planı tam olarak anlayamadım. Muhteşemler! Muhteşem alev kafalı muhteşem çocuk bizi kurtardı. Muhteşem! Aradığımız muhteşem gençler çetesini yakaladık. Fakat düşündüğümüzden daha gençler ve biri gerçekten çok kıllı. Siz ikiniz Aziz Teknoköy Maksimum güvenlikli ıslah evine seyahat kazandınız. Orada minikler yasasının genişletilmiş haliyle cezalandırılacaksınız. Ne? Muhteşem gençler çetesi biz değiliz. Haklı. Onlar bizimle. Ulusal güvenlik ve öyle bir şeyler. Devam edin ve birer kahve alın lütfen. Muhteşem gençler çetesi, muhteşem soygunlarında daha fazla insanı tehlikeye atmadan onları durdurmalıyız. Ve tabii konseri de kaçıramayız. Muhteşemler! Screamo'nun tur otobüsü kaybolmuş. Yok olmuşlar. Bu düğmenin görevi nedir? Bu muhteşem zırvalar alevli gazoz, peynirli kraker, 8 ton şeker ve skrimolarla ne yapmayı planlıyor? Muhtemelen bir çeşit garip muhteşem bir çorba yapacaklardır. Ya da süper harika bir parti vermeyi. Teknoköy'de gürültü şikayeti yapılmış mı bir bakalım olur mu? Peki bu düğmenin görevi nedir? Beni güzelleştir düğmesiymiş. Oo, ben de deneyim. Bu muhteşem odada her şey var. 5 kişi gürültülü bir bodrumdan şikayet etmiş bu noktada. Duki, sanırım muhteşem özel bir partiyi dağıtmak üzereyiz. Ama unutmayın, onları yakalasanız da övgüleri biz alırız. Muhteşemler! Evet! Harika! Pekala, artık gidebilir miyiz? Bu akşam büyük bir konserimiz var. Hayır. Biri hariç muhteşem konserimizi kimse durduramaz. En muhteşemler! Muhteşem gençler çetesi, atıştırmalık hükümdarlığınız ve süper rock grubu soygununuz sona erdi. Sanırım şu anda kaçmalıyız. Yakalayalım. Biraz içeceğe ihtiyacımız olacak. Peynirli kraker de önemli tabii değil mi? Biraz da 70'lerin süper takip müzikleri. Gençler çetesini kovalamak çok eğlenceli. Ama onları yakalayamıyoruz. Çünkü çok muhteşemler. Ateşleyen muhteşem ateşi tadı. Pekala. Eğer muhteşem şekilde yakalayamıyorsak... ...belki de muhteşem şekilde tuzağa düşürebiliriz. Pekala. Oraya nasıl çıkacağız? Biz çıkmayacağız. Sen çıkacaksın. Aziz Teknoköy muhteşem istemiyorum. Eğer çocuklar muhteşemi istiyorlarsa biz de onlara muhteşemi veririz. Muhteşemler! Bu çok muhteşem. İçeri nasıl gireceğiz? Sadece gizli parolayı bilmeniz yeterli. Parola nedir? Muhteşem gençler çetesi biziz. Ve tüm atıştırmalık yiyeceklerle scream onları da çalan biziz. Harika! Muhteşem gençler çetesi biziz. Ve alev kafalı çocuğun söylediği her şeyi biz yaptık. Muhteşemler! Muhteşem gençler, bir daha Teknoköy'de hiçbir soyguna karışamayacağı için size çok teşekkür ederiz.
ve bütün övgüleri biz aldık. Fakat hala alevli gazoz ve peynirli kraker kamyonlarını ya da Screamo'lara dair bir iz bulamadık. Çok yazık. Söz veriyoruz. Eğer herhangi bir şey görürsek size hemen haber vereceğiz. Ve bizi kurtardıkları için Susan, Mary, Johnny ve kıl hastalığı olan garip çocuk için bir şarkı daha çalıyoruz. 2-3-4!